Böyle şımartılmaya alışabilirim. Herkes nasıl çarpıcı görünüyor. Buraya kesin yeniden geleceğiz. Şimdi nereye? Zaten çok uzun bir gün oldu. Filik'le biraz dinlensek iyi olur. Aynen. Dinlenme ve yemek. Yemek mi? Evet. Yemek fikri bize de uyar. Parkın içinden geçelim ve eve geri dönelim. Niye böyle yapıyorsun? Besbelli değil mi? Hiç belli değil. Aa, lütfen ikimiz de yapmayın. Hadi ama benim stilimin aynısı bu. Nasıl? Sana bu yılki açık hava partisi için büyük bir risk almak istiyorum demiştim. Şapka benim için tam bir moda riski Carmel. Ama şimdi sen şapka takmışsın. Herkes benim seni taklit ettiğimi sanacak. Oysa gerçekte sen beni taklit ettin. Sen tam bir taklitçisin. Taklitçi mi? Böyle düşündüğüne gerçekten inanamıyorum. İkimiz de hiç sıkıntı olmadan şapka takabiliriz. Niye böyle bencil olmak zorundasın? Aa, birbirimizle güzel geçinemez miyiz? Hayır. En azından bunda anlaştınız. Modalar üstü arkadaşlık buraya kadarmış. Ben gidiyorum buradan. Hoşça kal Gri. Hadi gidelim Trip ve Packer. Öyle mi? Önce ben gidiyorum. Görüşürüz Gri. Lalek, Mizer, gelin. Bunu görmek zorunda kaldığınız için üzgünüm. Aslında ikisi genelde en yakın arkadaşlar. Kardeş gibi onlar. Deneyimimden bilirim. Kimse iki kız kardeş kadar çok tartışamaz. Galiba öyle. Baksanıza, siz eski Wonderwood ormanından gelmiştiniz değil mi? Bree, Danessa, Felicity, Wonderwood şehrine hoş geldiniz. Teşekkür ederiz, evet biziz. Tanıştığımıza sevindim. Ben yine domuzu Glee. Bu küçük tüyüm anladı da Potter. Anlaşamayan arkadaşlarım merhaba. Golden Retriever Gerika, Trip ve Packer'la kedi Carmel, Lilac ve Mizzard'ı. Peki, barışmaları genelde ne kadar sürer? Saatler sürebilir ama aylar da sürebilir. Püf noktası sakinleşmeleri için bırakıp sonra barıştırmak için bir araya getirmek. Keşke ikisini de takip edebilsem. Biz niye yardım etmiyoruz? Filip de ben Carmel, Lilac ve Mizzard'ı bulman için Potter'la sana yardım ederiz. Bri ile ben de dostlarımızla birlikte gerek Trip ve Packer'ın peşine düşeriz. Ne dersin? Britta'nın söylediğinden daha da naziksiniz derim. Daha yeni tanıştık ama bence biz iyi arkadaş olacağız. Teşekkürler ortak. Hadi çok uzaklaşmadan Carmel'in peşine düşelim. Sonra görüşürüz. Hoşçakalın. Gelin çocuklar. Gerika şu tarafa gitti. Wonderwood'da eskisinden çok daha fazla olay var değil mi? Şimdi her şey daha büyük. Arkadaşlar arası tartışmalar bile. Dur. Oyun parkı, oyun parkı. Üzgünüm Twist. Oyun parkına vaktimiz yok. Sonra yine gelebiliriz Sprint. Gerçekten mi? Bak, Gerika çok uzağa gitmemiş. Size söylemeye çalıştım. Affedersin. Dostlarımızı dinlememiz gerekirdi. Hadi kendimizi tanıtalım. Evet. Hey Gerika, biz Danessa ve Bree'yiz. Glee'nin arkadaşıyız. Oradaki tartışmayı gördünüz. Keşke görmeseydiniz. Ben Yana Yorkiyim. Onun adı da Malt. İkinizle de tanıştığıma sevindim. Biz Malt'la birinci sınıf arabalı dondurma satıcısıyız. Bu şehri çok iyi biliriz. Soğuk bir ikram veya yön sormak isterseniz biz hallederiz. Teşekkürler. Ben tatlıya çok düşkünüm ve yön konusunda da pek iyi değilim. Hey Gerika, Glee bizi seni bulmamız için yolladı. Bak, biliyorum Carmel'e çok kızgınsın. Ben Carmel'e kızgın değilim. Onu terslediğim için kendime kızgınım. Sadece herkes benim saçıma kompliman yapar. Ben de açık hava partisine şapka takarsam herkes saçın ardındaki kızı görebilir diye düşündüm. Sonra Carmel'in şapkayla çok tatlı göründüğünü gördüm ve ben de kıskandım. Ona kötü davrandım ve şu anda pişmanım. Bazen duygularımıza yenik düşeriz. Sadece onunla konuşmalısın. Ben de bunu söylüyordum. Bir kere Bree yanlışlıkla ayağıma bir çekiç düşürüp kırmıştı. Tam 2 ay boyunca koşamadım. Öyle üzgündüm ki elimde olmadan Bree'ye öfkeli şeyler söyledim. Evet ve sonra Danessa özür dileyince ben de onu affettim. Neden üzüldüğünü anlamıştım. Bugün artık eskide kalmış bir hikaye. Beni öyle kolay affedeceğini sanmıyorum. Onu önemsediğimi göstermek için özel bir şey yapmalıyım. Carmel! Merhaba Glee.
Patır, siz de Felicity ve Flick olmalısınız. Tanıştığımıza memnun oldum. Şartlar çok daha iyi olabilirdi. Gerika ile tartışmamı gördünüz değil mi? Şimdi nasılsın Carmel? En sevdiğim cappuccino bile beni keyiflendiremiyor. Gerika bana taklitçi diyerek gerçekten beni üzdü. Ama sonra ben de ona bencil dedim. Hem de niçin? Şapka takıyor diye. Belki Gerika senin gibi dediklerinden pişmandır. İkiniz de özür dilerseniz bazı şeyleri düzeltebilirsiniz. Gerika ile geçirdiğimiz onca güzel zamanı düşünsene. Gece yarısı cupcake kaçamakları. Bütün yaz boyu frisbee golfü. Bütün hafta sonunu mükemmel ayakkabıyı bulmak için geçirmek. O senin en yakın arkadaşın. Belki de yavaş yavaş kopuyoruz. Yine konuşursak bir hiç uğruna saçma bir tartışmaya gireceğiz. Ve keşke geri alabilsem diyeceğim şeyler söyleyeceğim. Merhaba Yana. Kedi Carmel. Ben de her yerde seni arıyordum. Üzerinde adının olduğu özel bir paket var bende. İşte bu tatlı bir sihir. Yoksa fındık, çilek ve fıstık var. En sevdiğim aromalar. Ama ben sipariş vermedim ki. Ayrıca dostlarım ve benim için çok fazla bu. Kim aldı bunu? Bunu söylemek bana düşmüyor. Ama belki şuradaki arkadaşına sorabilirsin. Merhaba Gerika. Trip, Packer. Merhaba Carmel. Lilac, Mizer. Konuşabilir miyiz? Ben özür dilemek istiyorum. Bu dondurmayı bir barış teklifi olarak düşünmüştüm. Çöpe gitmemesi için birinin bunu bizimle paylaşması gerekiyor. Ve senin en sevdiğin aromalar benim de en sevdiğim aromalar. Yani anlaştığımız bazı şeyler. Başlamak için harika bir yer. İlk kim başlıyor? Dondurmaya mı yoksa özür dilemeye mi? Çünkü önce ben özür dilemeliyim. Şapkanın ne kadar harika olduğunu görünce tepkim bencilce oldu. Özür dilerim. Ben de özür dilemeliyim. Dikkatlerin saçında toplanması seni sıkıyor biliyorum. Arkadaşlar senin aksesuarların tanımlayacağından çok daha fazlası olduğunu bilir. Sen asla ama asla bir doğum gününü unutmayan, güvenilir, akıllı bir kızsın. En yakın arkadaşımsın. Teşekkürler Carmen. Buna geçmişte kaldı diyebilir miyiz? Çok hoşuma gider. O zaman dostlarımız biz siz bitirmeden hadi yiyelim. Yana, dondurman sadece krema gibi değil. Bir rüya gibi. Beğenmene sevindim. Afiyet olsun. Buradaki işimiz bitti Malt. Sıra komşu mahallede. Meğer dostlarımız dondurma ve cappuccino'dan sonra daha fazla atıştırmalık hazırlamak istermiş. Karlı vadide Sprint'in bir küvet dolusu sıcak çikolata içmesine izin verdiğim zamanki gibi. Zavallı dostum günlerce kendine gelememişti. Yarınki açık hava partisi için ne yapıyoruz? Hala parıltılarımızın ne olduğunu bilmiyoruz. Belki parıltılara çok fazla odaklanmamalıyız. Bugün çok iyi bir şey yaptık. Yarın açık hava partisinde birlikte takılacağımız bir sürü yeni arkadaşımız olacak. Parıltılarını paylaşan arkadaşlar, biz ne paylaşacağız? Felicity haklı. Bir şey paylaşmamız lazım. Değil mi? Merhaba komşular. Merhaba. Açık hava partisi için çatıyı süslemeye hala var mısınız? Evet. Peki, çatıyı süslemek parıltıdan sayılır diyebilir misin? Süslemek sizin için yeterli mi? O zaman yapmak iyi bir şey ama sizin parıltınız değil. Hepiniz açık hava partisinden önce parıltınızı bulmaya mı takıldınız? Olmamasında sorun yok. Bunu önemsemeniz yeterli. Teşekkürler Palmer. Bu bana eski Wonderwood söylemini hatırlattı. Önemsemek bizim her şeyimiz. Merhaba Twist. Açık hava partisi sahnesi ne durumda? Merhaba Palmer ve Pomi. İhtiyacımız olan her şey var. Geriye sadece bir araya getirmek kaldı. Çok kolay.
Bu arada kim çıkacak sahneye? Birkaç farklı sanatçı çıkacak. Ama başrolde Sincap Kız kardeşler olacak canım. En parıltılı olanları. Günaydın arkadaşlar. Günaydın. Düşünürken de almışız. Hala resimden emin değil misiniz? Herkesin parıltısını temsil eden bir duvar resmi yapmak istiyoruz. Ama kendi parıltılarımızı bilmediğimiz için sanki hiçbir fikrimiz otantik olmuyor. Evet, hala arayış içindeyiz. Daha erken, hala vaktiniz var. Ama fazla arayışa girmeyin. Parti bugün. Ne oluyor Filik? Bu çok mantıklı. Ray ile Tristan'ın en sevdiği şey bir şeyler kurup onarmak. Onların paylaşacağı parıltı işte bu. Hey, tavşancıklar. Parıltınız çıktı ortaya. Evet. Ray parıltısını bulduysa biz de yakınız demektir. Değil mi Felicity? Kesinlikle. Ama acaba nereye baksak? Şehir yaşamının en iyi şeylerinden biri. Nereye yürürsen yürü, her zaman görecek güzel bir şey olması. Bir yürüyüşe çık. Bakalım kaldırımlar seni nereye götürecek? Parıltımı bulur muyum emin değilim ama bu harika bir şey. Biraz hızlı gitmiyor muyuz? Arka doğru sapalım ve yavaşlayalım. Merhaba. Az kalsın çarpışacaktık. Dostlarımıza fren yapmayı öğretmeliyiz. Özür dilerim. Sorun değil. Ben Sincap Sabin. Bu da dostum Chickster. Bunlar da kız kardeşim Seneca ve dostu Nutter. Merhaba. Tekir Tarla ve Husky Haddi sizi bol bol anlattı. Eski Wonderwood yerlileri birinci sınıf problem çözücü dediler. Bir fotoğraf çekelim mi? Tabii. Evet. Yeni profil fotoğrafım bu. Oyun parkı? Kesinlikle. Hey. Açık hava partisinde sahneye çıkacak Sincap Kız kardeşler siz değil misiniz? Arkadaşımız Bree sizin sahnenizi kuruyor. Programınızı sabırsızlıkla bekliyoruz. Palmer muhteşem olduğunuzu söyledi. Bu şu anda bir soru işareti aslında. Sahneye çıkmamız gerek ama açık hava partisinde şimdiye kadarki en büyük izleyicimiz olacak. Ve bu da Seneca'da sahne korkusu yaratıyor. Ya herkes bizimle alay ederse? Danessa ile ben Seneca'nın yerini alalım. Hiç sanmıyorum. Kısacık sürede öğrenilmesi gereken çok koreografi ve vokal var. Aramızda paylaşmak için bundan daha iyi bir sebep olur mu? Seneca, şarkıyı bize öğretir misin? Olabilir. Evet, tamam. Ve herkesin dediği gibi problem çözücüsünüz. Çok teşekkür ederim. Ne demek? Sabin öğrenilecek çok şey var dedi. Hadi başlayalım. İşe yarar değil mi? Evet olabilir. Hadi gel Felicity. Beni izleyin. İlk bölümleri öğrenmek için müziğe gerek yok. Yarım tempo. 5, 6, 7, 8. Sola dön, alkış, sağa dön, alkış, geri adım, alkış, öne adım, alkış, alkış, topu parmak, pervane, helikopter dön. Biraz yavaş yapabilir misin? Çok hızlı oldu. Çok mu hızlı? Bu yarım tempoydu. Hadi tekrar edelim. Bu sefer çeyrek tempo. Olamaz. Tekrar edelim çocuklar. Hayır, bundan daha yavaş olamayız. Hadi tekrar edin. Galiba artık bu işi yapabiliyoruz. Asla olmayacak bu iş. Tabii olmaz. Bu koreografiyi başarmak için haftalarca çalıştın sen. Gösteri günü başkalarının hemen öğrenmesini bekleyemezsin. Sana bir şey sorabilir miyim Seneca? Neden kalabalığın seninle alay etmesinden korkuyorsun? Bu müthiş bir dans ve hareketlerin harika gerçekten. Peki söyler misiniz ya sahneye çıkınca her şeyi unutursam ne olacak? Her şeyi unutmak mı?
Biz hareketleri bu kadar çalıştırdıktan sonra mı? İnan bize Seneca. Çok çalışmışsın belli. Bu rutini uykunda bile yaparsın sen. Haklısınız. Tamam. Sabine ve Nutter'la birlikte açık hava partisine dönüyoruz. Kız kardeşim olmadan gösteri asla aynı olmazdı. Hoşça kalın. Felicity. Parıldıyorsun. Sen de parıldıyorsun. Sincap kardeşler mi yaptı bunu? Yoksa... Önemsemek bizim parıltımız. İşte bu çok mantıklı. Parıltı sadece seni sevmenle ilgili değil. Etrafındaki herkesle paylaşma isteğinle ilgili. Çünkü önemsiyorsun. Buraya söylemek için sabırsızlanıyorum. Galiba şimdi duvar resmimiz için ne lazım biliyorum. Hadi olabildiğince hızla binaya geri dönelim. Acaba yürüyerek mi dönsek? 4 arkadaş zincirleme kazası bugünlük yeter. Sprint, Flick, gelin. Olmaz. Hayır. Hay aksi. Oh, bir dakika. Bu bizim diktiğimiz ağaç mı? Olamaz. Çok büyük bu. Ya biz daha çok parıldadıkça o daha çok büyüyorsa? Bu doğruysa, eğer yeterince parıldarsak çiftçi pazarı için elmaları Baker'a verebiliriz. Bu fikir ağacın hoşuna gitti. Hey Flick, bir sepet getir. Şimdi elma toplama zamanı. Merhaba. Oo, vay canına. Harika görünüyor. Muhteşem. Evet, evet, işte evet. Evet, evet. Olamaz. Merhaba, nasılsın? Merhaba. Büyük açılışa hazır mısınız? Hepiniz hoş geldiniz. Açık hava partimize başlamak için gelmiş geçmiş ilk parıltı kutlama duvar resminin açılış vakti geldi. Resmi yapanlar Danessa, Sprint, Felicity ve Flick. Biz umarız beğenmişsinizdir. Beğenmek mi? Resmen nutkum tutuldu. Ve Perita'nın asla nutku tutulmaz. Bu duvar resmi muhteşem. Doğruya doğru dostlarım. Resmin büyük kısmını biz yaptık. Ama tasarım tamamen Sprint ve Flick'indi. Hazır doğruyu söylemişken bu sahne en iyi işinizden biri olmuş. Çok teşekkür ederiz. Sincap kardeşlerin performansı için sabırsızlanıyorum. Duyduğuma göre harikalarmış. İnanın öyle olacak. Sırada parıltılarınızdan esinlenen orijinal bir parçayla karşınızda Sincap Kız Kardeşler. Bir şeyin sihirli olmadığı, yalnız bir yer olduğunu sanırdım. Görünüşe göre bütün bu yeni arkadaşlarla sihirliymiş. Buraya geleli daha birkaç gün oldu ama şehir sanki ev gibi. Şimdi eski arkadaşlarımızı bulmalıyız. Saint ve Peter ve dostları bu partiye ne kadar bayılır düşünsenize. Hadi bizimle söyleyin.